Merhaba arkadaşlar. Evet, kanalıma hoş geldiniz. Bugün LGS'ye birinci adımını atıyoruz. Temel ifadeler, basic expressions, yani temel ifadeler. Birinci konumuz temel ifadeler. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Faydalı olduğuna inanıyorum. Dikkatli bir şekilde dinlerseniz. Evet, öncelikle bilmemiz gerekenler soru kelimeleridir. Soru kelimelerini mutlaka bilmemiz gerekiyor. Hızlı bir şekilde bir tekrarlayalım. What, ne, who, kim, whose, kimin. Özellikle whose kelimesini çok kullanmadınız ama karşınıza çıkabilir. Kimin, kime ait olduğunu sormak için kullanırız. When, ne zaman, zaman sormak istediğimizde when. What time, sadece saatlerde kullanılır ama tüm saatli zamanları da when kullanılır. Where, yer sorduğumuzda kullanırız arkadaşlar. Nerede, nereye. Which, hangi. Ya da which one gibi sorular çok kullanılır. Özellikle soru kalıplarında, sorulan sorularda çok kullanılır. Hemen hemen yani soruların neredeyse hepsinde bu yapı vardır. How, nasıl? Why, neden, niçin? How many, kaç tane? How much, ne kadardı? How often, ne sıklıkla? How big, bir şeyin büyüklüğünü sormak için ne kadar büyük, how tall, ne kadar uzun, how long, yine ne kadar uzun diye sorulur. Ve how long bir de sürelerde kullanılır. Bir şeyin süresini sormak için kullanırız. Okuldan eve ne kadar sürede gidersin? İzmir'den İstanbul'a uçak ne kadar sürer gibi sorularda kullanılır. Ya da otelde kalacaksınız, işte otelde ne kadar süre kalacaksınız gibi ifadelerde kullanılır. Why not? Birisi olumsuz cevap verdi. Bir soruya olumsuz cevap verdi. Neden değil? Yani siz kısaca bu neden gelmiyorsun? Neden yapmıyorsun? Neden değil gibisinden kısaca bu şekilde soru sorulabilir. Hava sonra geleceğiz. What type of ve what kind of önemli. Bunlar da ikisinin anlamı da aynı. Ne tür ya da ne çeşit ifadelerini kullanırken kullanıyoruz. What kind of film do you like? Ya da what type of movie do you like? What kind of, what type of aynı şey. Film, movie de aynı şey. What kind of music do you like? Ya da what type of music do you like? Ne tür müzikler seversiniz? Gibi sorularda da kullanılır arkadaşlar. Evet, mesela kitap okumayı çok seviyorsunuz. LGS için de kitap okumak çok önemli. Kitap okudukça ufkunuz genişler. Soruları daha iyi anlarsınız. Her ders için kitap okumanızı tavsiye ederim. Ne tür kitaplar okumayı seversiniz dediğimizde de yine what type of ya da what kind of'lar soru sorulabilir. Evet, bir örnek soru çözelim. What kind of movies are they going to watch together? Evet, burada gördüğünüz gibi what kind of'lar soru sorulmuş. Bir de bilmemiz önemli burada olan kısım together kelimesi. Together birlikte beraber demek. Hepsinin ortak yapmış olduğu birlikte beraber nedir? Komedi. Dolayısıyla şık verilmiş olsa komedi şıkkını işaretlememiz gerekirdi. Şimdi sevdiğimiz ve sevmediğimiz şeyleri ifade etme kısmına geldik. Sevdiğimiz şeyleri ifade ederken hangi kelimeleri kullanırız? Like, love, enjoy, keen on kullanırız. To be dediğimizde emizardır arkadaşlar. Keen on, düşkün olmak. Fond of, yine beğenmek, düşkün olmak. Into, I am into, she is into, we are into kelimeleri kullanır. Biz seviyoruz anlamında kullanılır. Bu ifade de kullanılabilir. Crazy about, bir şeyi çok seviyorsak, onun için deliriyorsak crazy about kullanılır. Interested in, bir şeyle ilgilenmek. Prefer, tercih etmek, biliyorsunuz çok kullanılıyor. Want, istemek ve would like, yine istemek. Ve sevmediğimiz şeyleri ifade ederken don't ya da doesn't like, don't ya da doesn't enjoy, tabii don't ya da doesn't love da kullanılır. Onun dışında dislike, hate, can't stand. Evet, çok çıkar. Can't stand, nefret etmek, yani katlanamamak, tahammül edememek. Not interested in, ilgilenmemek. Don't ya da doesn't prefer, tercih etmemek oluyor. Bir de sorularda
Soru şekiller de çıkabilir. Do you like, do you love, do you enjoy, do you prefer, do you want gibi çıkabilir. Burada dikkat etmemiz gereken işte bu tür soruları sorulduğunda no not at all diye bir ifade karşımıza çıkabilir. Buna dikkat edeceğiz. No not at all, hayır pek değil demek. Yani bir şeyi seviyor musun, hoşuna gidiyor mu? No not at all dediği zaman pek hoşuna gitmediğini ifade edince kullanılır. Evet. Yine soru kelimelerinden. Would you like some cake? Biraz kek ister misin? What do you like doing? Ne yapmayı seversin? Where do you love living? Nerede yaşamak istersin? Seversin. How long do you want to stay here? Burada ne kadar süre kalmak istersin? İşte how long burada bakın kalma süresini soruyor. Which one do you prefer? Tea or coffee? Hangisini tercih edersin? Çay ya da kahve. Which önemli. Ve teklif ve önerilere geldik. Teklif önerilerde bir arkadaşımıza bir yere gitmeyi teklif etmeden önce onun ne zaman için bir işi olup olmadığını nasıl soracağız? Öncelikle nasıl soracağız? Are you busy today? Bugün meşgul müsün? Diye sorabiliriz. O da yes I am busy ya da no I am not diyecek. Are you busy tonight? Yes I am, no I am not. Dışında, nothing much. Nothing much. Çok işim yok demek. No, not at all. Hayır, hiçbir işim yok demek. O zaman artık teklifte bulunabilirsiniz ne yapmak istiyorsanız. Hey, can I? Bu da bir espri karikatür. Can I help you demek istiyor. Onlar da no thanks. We are too busy. Çok yoruluz, çok meşgulüz. Oysa tekerlek verip yardım etmek istiyor. Good luck. Thank you. Thanks. Biraz eğlence araya. Evet, ya da şöyle de sorabiliriz arkadaşlar. Do you have any plans for the weekend? Hafta sonu planınız var mı? Belki bu. Yes I do ya da no I don't. Evet, varsa yes I do, yoksa no I don't. Ya da have you got sorularız. Have you got any plans for the weekend? Yine aynı soru, aynı şekilde bir do you have ile sorabiliriz ya da have you got sorabiliriz. Do you have ile sorunca yes I do, no I don't diyorduk. Have you ile sorunca yes I have, no I haven't diyorduk. Evet, Allah weekend. Oh. Keyfe bak. Evet, böyle de sorular sorabiliriz. Are you doing anything today? Bugün bir şey yapıyor musun? Are you doing anything on Saturday? Ya da cumartesi günü bir şey yapabiliyor musun? Yani are you doing anything'den sonra bir zaman kelimesi gelir. Hangi zaman? Yarın olur, öbürsü gün olur, hafta sonu olabilir, her şey gelebilir. O zamanki durumu sormuş oluyoruz. Herhangi bir şey yapıyor musun? No, not at all önemli bir şeydi. Hayır, hiç işim yok. Not really, pek işim yok demek. Pek değil. O ifadelere dikkat. What are you doing on Saturday? Ya da cumartesi günü ne yapıyorsun? What are you doing ile sorabiliriz. Ne yapıyorsun? İşte ondan sonra bir zaman eki gelir. What are you doing on Saturday? What are you doing at the weekend? What are you doing tonight? What are you doing tomorrow gibi sorular sorabiliriz. Evet, şimdi going to yapısını görmüş olacağız. To be, emizar demek. Going to. Going to, gelecek ile ilgili zamanlarda kullanırız. Bir eylemin gerçekleşeceğine dair kesin kanıtlarımız varsa, kesin olacak gibi ise o zaman kullanırız. Watch out, dikkat et. You are going to fall into the hole. Çukura düşeceksin. Evet, olma olasılığı çok yüksek. Gördüğümüz gibi bulutlar var. Siyah siyah bulutlar var. Look at those black clouds. Şu siyah bulutlara bak. It's going to rain. Yağmur yağacak. Yağmur yağma olasılığı yüksek bir olduğu için kesin gelecek zaman oluyor. O yüzden going to kullanmış oluyoruz. Bir de will var biliyorsunuz. I am going to be a good doctor. Gelecekle ilgili ilerisi için bir karar vermişsek yine bu yapıda kullanabiliriz. What are you going to do tonight? Bu akşam ne yapıyorsunuz, ne yapacaksınız? We are going to have a party. Parti düzenleyeceğiz, parti yapacağız. Would you like to come? Gelmek ister misin? İşte are you doing something tomorrow? Yarın bir şey yapıyor musun? Ya da are you going to ile sorabiliriz. Are you going to visit the museum next Sunday? Gelecek pazar müzeyi ziyaret edecek misin? Are you going to study today? Bugün ders çalışacak mısın?
Are you going to watch TV tonight? Bu gece televizyon izleyecek misin? Are you going to come to the party? Partiye gelecek misin? Are we going to study together tomorrow? Birlikte yarın ders çalışacak mıyız? Evet, bu sorulara bir de verilen cevaplara dikkat edeceğiz. Yes, I am busy. In fact, I am not busy. Evet, meşgulüm. Aslında pek meşgul değilim. No, not at all. Hayır, hiç işim yok. Not really, pek değil. Nothing much. Çok bir işim yok demek. Bu kelimelere çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bunlar olumsuz gibi bakın. Hep no, not var. Ama aslında olumlu. No, not at all, hiç işim yok. Not really, pek değil. Nothing much, çok işim yok. Onlara dikkat. Are you busy tomorrow evening? Yarın akşam meşgul müsün? No, not at all. Hayır, hiç işim yok. Why, neden? Ya da no, not much things. Why? Hayır, pek işim yok. Neden? İle cevap verilebilir. What are you going to do? Ne yapacaksın? Bakın, gelecekle ilgili kesin planını soruyor. I am going to fly to Paris. Paris'e uçacağım. What are you going to do in summer? Yazın ne yapacaksın? Oh, I am going to go on holiday. Tatile gideceğim. What is Peter going to do? Peter ne yapacak? Tüm aile ya da arkadaşlarla anlaşmışlar. Ne yapacaklar? Basketbol oynayacaklar. He is going to play basketball. O basketbol oynayacak. Hey girls, when are we going to meet at cafe? Hey kızlar, kafede ne zaman buluşacağız? After school, okuldan sonra. Hey girls, are you going to come to the party tomorrow? Yarın partiye gelecek misiniz kızlar? Of course. Tabii ki. Hello. Hi Frank. It's Mike calling. Hi Mike. Say Frank, are you busy tomorrow evening? No, not at all. I am not going to do anything. Why? Would you like to come over tomorrow? I am going to watch movies at home. I have great ones. That would be great. What types of movies do you have? Do you like comedies or romances? Not really. What about science film movies? I like science movies, but thrillers are my favorite. So, see you in the evening. Bye Frank. Goodbye Mike. Take care. Şimdi Türkçesine çevirirsek. Selam, merhaba. Selam Frank. Mike arıyor. Selam Mike. Söyle Frank diyor. Are you busy? Bakın az önce gördüğümüz konulardan bir tanesi işte. Yarın akşam meşgul müsün? No, not at all. Özellikle altını çizdik. Hayır, hiç işim yok. I am not going to. Burada bakın going to kelimesini kullanmış ama olumsuz haliyle yani gelecek zaman. Yapmayacağım diyor. Hiçbir şey. Nedenini soruyor. İşte would you like? Bu da bir teklifte bulunuyor. Come over. Uğramak, ziyaret etmek. Yarın bizi uğramak yani ziyaret etmek ister misin? Yine burada I am going to kullanmış. Yani gelecek zaman. I am going to watch movies. Evde film izleyeceğim. I have great ones diyor. Great ones dedi. Harika. Burada once kelimesi daha önceden bahsettim. Movies yerine kullanmış. Once filmlerin yerine kullanmış. Harika filmlerim var demek istiyor. Harika olur. That would be great. What types of? Bakın ne tür filmlerin var? O da soruyor Frank'e. Komedi ya da romantik filmler sever misin diyor. Frank ne diyor? Not really. Yani pek sevmem. O zaman Mike diyor ki bilim kurgu filmlerine ne dersin? What about science fiction movies? O bilim kurguları severim diyor. But ama thrillers, gerilim filmleri böyle biraz da heyecan içeren filmler are my favorite. Benim favorim. Mike, so diyor. Yani öyleyse akşam görüşürüz. Bye Frank diyor. Hoşça kal Mike. Take care. Kendine iyi bak. Adım adım LGS'de bir sonraki videoda temel ifadelerin devamı, öneri ve tekliflerin özeti ve birinci ünite ile ilgili LGS'de çıkmış sorular ile LGS için yayınlanmış örnek soruları çözeceğiz. Kanalımı beğendiyseniz arkadaşlar beğen butonuna tıklamayı ve abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.